Şunu da sormak istiyoruz. Şimdi geride bıraktığımız günlerde Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metni açıklandı ve çok konuşuldu. Siz de takip etmişsinizdir. Tabii ne hiç. gördünüz metinde? Ve orada şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Bakmaz olsaydım çünkü zaten hani bizim yaptıklarımızı vaat etmişler gibi bir değerlendirmesi var. Sakil diye de bir ifadesi var muhalefet kanadı için. Türkiye daha iyi bir muhalefeti hak ediyor diyor. Siz ne gördünüz çarpıcı? Yani gerçekten Cumhurbaşkanımızın özellikle Türkiye daha iyi muhalefet hak ediyor. Bunu uzun zamandır biz de yaşayarak görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Mutabakat ya bu metne baktığımızda bu bir, bir nevi yani seçim bir annamesi. Öyle bakmak lazım. Biraz hükümet yani programı gibi de deneyebiliriz. Yani, yani önümüz evet. şimdi biz de Eğer yani biz de çalışıyoruz olurdu. şu an seçim beyannamesine. Ee, Türkiye yüzyılı 28 Ekim'de Türkiye vizyonu Türkiye yüzyıl vizyonumuzun çerçevesini çizmiştik. Evet. Biz bir çerçeve çizmiştik. O çerçeveyi bu sene ...bir sene tartışacağız. Ondan sonra Türkiye Yüzyılı'nı 2023'ten itibaren Türkiye yüzyılı başlatacağız. Herkese de dokunan şeyler olacak. Şimdi ise Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki süreçte seçim beyannamesi ekipleri oluşturduk ve seçim beyannamesi çalışmamızı yapıyoruz. Bunu da muhalefetin, yani seçime kadar da başka bir durumu söz konusu olmaz e, tahmin ediyorum. Bir nevi e, 30 Ocak yol haritası dediler önce. Yani kendileri nasıl bir yol izleyeceğinin haritasını sunacaklardı. Yani orada da bir aslında muammalı. Oradan vazgeçtiler. Orada şöyle yani muammalık yani bir şey şöyle. Aday açıklandıktan sonra, aday sonra da olsa şimdi kamuoyundaki tartışmalara bakıyorsunuz onları yaptığı tartışmalara. Cumhurbaşkanı hükümet sistemin çerçevesinde bir tartışma yapıyorlar. Ama bir taraftan biz parlamenter sisteme geçeceğiz diyorlar. E hatta sayın AK psikolojik e, başbakanlık yani psikolojik parlamenter sistem olacak diye tanımladı. Cumhurbaşkanı işe güçlendirmişten psikolojiye geçti. Ya böyle böyle olmaz. Gerçekten ciddiyet lazım. Gelelim metne. Şimdi metinde bir kere ya yani vaat dediğiniz iş siz iktidara geldiğinizde ne yapacağınızı anlatırsınız. Ne yıkacağınızı değil. Bir kere burada ne yapacaklarından ziyade ne yıkacakları daha çok ön, ön planda. Bakıyorsunuz şehir hastanelerini kapatacağız veyahut da bitmemiş olanları tamamen ortadan kaldıracağız. Şimdi bugün neredeyse yapılması aşamasında itiraz edenlerin kullandıktan sonra ya ne güzel bir havalimanı olduğu dedikleri İstanbul Havalimanı'nı siz kapatacağız diyeceksiniz. Kamu özel işbirliği üzerinden İzmir İstanbul Otoyolu'nda, Osman Gazi Köprüsü'nü de, diğerleri de yok Kaldıracağız diyeceksiniz. İşte Cumhurbaşkanlığı'nı ki en fazla alkışta o aldı. İlginç. Cumhurbaşkanlığı'nı evet, külliyeden... söylediğiniz tüm e, adımları ilan ettiklerinde aslında dalgalanma ve şey görüldü orada. Bir tepki görüldü yani. Yani Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı'nı, yani Cum, Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı kullanıyor şu anda. E, külliye, e, külliyeyi Çankaya'ya evet. taşıyacağız. Şimdi bütün bunlara baktığınızda vaat dediniz yapacağınız işler de olur. Bu yıkacağınız işlerle ilgili. Ben izledim. Yani görevim gereği izledim. Yani izlemem de gerekiyordu. İki tane husus benim dikkatimi çekti. Ve baktım bunlara da. Biri, 1 milyon, yıllık 1 milyon yeni istihdam oluşturacağız. Biz şu iki senede 5 milyon istihdam oluşturduk. Ya yani aslında ileriye gidiş yok. Yani bir bakarsınız, veriler ortada. Pandemi biterken 25.6 milyon istihdam sayımız varken bugün 31.6 ve 31.8 o civarda. Yani en son sayılar değişmiş olabilir. 5 milyon istihdam oluşmuş 2 senede. Diğeri yıllık %5 büyüme yapacağız. Vaatlerden biri. Yani ekonomiyle ilgili vatandaşa dokunacak şeyler baktığım için içinde. Biz o kadar badireye rağmen pandemi yaşandı, 17-25 Aralık yaşandı, 15 Temmuz yaşandı vesaire vesaire. 2002'den bugüne kadar büyümenin ortalaması 5,5. Ya burada da ileriye gidiş durumunuz yok. Geriye gidiş noktanız var. Ya bakıyorum bu yani mutabakat metninde kime mesaj verilmiş? Nereye mesaj verilmiş? Kime mesaj verilmiş? Mutabakat metninin hiçbir yerinde Mustafa Kemal Atatürk geçmiyor. Ama Churchill geçti. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk Churchill'i söyledi. Onun söylediği bir söz söyledi. Sonra Kemal e hiç atıf yapmadılar. PKK'ya çünkü mesaj verecekler. Belediyelerin özelleştirmesi için PKK'ya mesaj verdiler. FETÖ'ye mesaj verdiler. Avrupa'ya mesaj verdiler. Sonra da itiraf ettiler. Avrupalılar bu metni görse aferin der diye. Sayın Babacan'ın ifadesinden bahsediyor. Yani Babacan da altılı basanın genel başkanlarından birisiyim. Dolayısıyla burada Mesaj olarak da PKK'ya mesaj var, FETÖ'ye mesaj var, Avrupa'daki abilere mesaj var. Millete mesaj yok. Milletten aferin alma derdi, düşüncesi, tasası yok. Çünkü beyin ve akıl bu topraklarda değil. Kalp bu topraklarda değil. Acaba orası ne der? Ona bakan bir mantık. O nedenle buradan hiçbir şey çıkmaz. Seçim vaatleri de bu. Biz de seçim vaatlerini görmüş olduk. Bir taraftan da teşekkür etmek lazım. Bizim ne kadar iyi işler yaptığımızı da göstermiş oldular. İkincisi de seçime üç buçuk ay kala aday açıklamayan bir yapının seçim beyannamesini açıklamış olması bizim işimize kolaylaştırmış oluyor. Çünkü kampanya yöneten kampanyanın başında bize tanıtım medya başkanı olur doğal olarak kampanya yöneten biri olarak tabii ki onların da faaliyetlerini takip etmemiz gerekiyor. Acaba vaatleri ne olacak diye bu sonra düşünmek durumunda kalmayacağız bu vaatler açıklandı. üç 3,5 ay var. Vaatleri de görmüş olduk. Ee, biz de o vaatler doğrultusunda baktık ki e, herhangi bir durum söz konusu Az değil. Açıklandıktan sonra yeni vaatlerde e, duyarsak Vallahi başka bir şey çıkartabileceklerini zannetmiyorum. 11 ay 12 ay çalıştılar. Bunları çıkarttılar. Yani ortaya çıkan tablo bu. Yeni bir vaat e, ortaya çıkartırlarsa yine bakarız. Popülizm noktası bir şeyler yaparlarsa belki yaparlar. Onu da yani çok da milletimizi teveccüh göstereceğiz. Zaten o vaat vaat noktasına baktığınızda dediniz biraz hükümet programı gibi dediğiniz için diyorum ki zaten yani vaat dediğinizde odur zaten. Yani ben yeni dönemde böyle yöneteceğimdir. Yani salonun seçiminden e, içeriğine kadar tamamen e, heyecanı olmayan, coşkusu olmayan ve bir yandan da vatandaşa direkt dokunması olmayan e, bir çalışma olarak net bir şekilde değerlendirebiliriz.